Bakıyorsun ki aynı dertten muzdarip insanlar da bu şeye yöneliyorlar seninle. Tahtası eksik mi, tahtası tam mı? Rozetler. İşte yardımsever, bir an önce bahsettiğim gibi hayvansever, sınıf başkanı, nöbetçi öğrenci, işte bir takım Cumhuriyet Bayramı gibi 45 tane atölye var öncünün bünyesinde. Çok Erdem Hocam'dan ben fırça bile yemişimdir. Erdem Hocam'ı görünce daha da iyi oluyorum. Çünkü Erdem Hocam... Bitti mi bitmedi. Öğretmen düzelirse dünya düzelir denir ya genel itibariyle. Yeni başlayalım. Etrafa böyle pozitif enerji dediğimiz şeyi yayan bir adam. Yıllardır ben tanıdığımdan beri. Bu hafta Müstesna'nın konuğu benim. Erdem Çakır. Kıymetli dostlar, kıymetli anlayıcılar, bu hafta da çok kıymetli bir konuğumuz var. Eğitimci, yazar da diyebiliriz, drama işiyle de uğraşıyor diyebiliriz. Eski, artık eski oldu aslında, eski de değil yani. Üstün Zekalılar Vakfı müdürü aynı zamanda. Yani çoğu şeyi koyabiliriz aslında, toparlayabiliriz. Bugün konuğumuz Erdem Çakı. Erdem Hocam, hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim. Onur Bey, siz nasılsınız hocam? Eyvallah, ben de iyiyim. Erdem Hocam'ı görünce daha da iyi oluyorum. Çünkü Erdem Hoca etrafa böyle pozitif enerji dediğimiz şeyi yayan bir adam. Yıllardır ben tanıdığımdan beri. Ki tanışalı da zannediyorum 10 yıl mı olacak, 9 yıl mı? Öyle bir şey herhalde. Evet, tanışıklığımız değil mi? Evet, evet. Yani evet, olacak bayağı epey olduğunu. Zaman olmuş. Epey zaman olmuş. Şimdi Erdem Hocam'ın konuk olmasının sebeplerinden bir tanesi aslında şu, öğretmenlik. Erdem Hocam da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ama şöyle bir durum var bizde. Toplumda genel bir, nasıl söyleyeyim, kanı var din kültürü öğretmenlerine yönelik. Yani işte badem bıyık, saçlar yana taranmış ve caizdir, caiz değildir diyen bir karakter hakim, başka da bir şey değil. Ama Erdem Hocam işi hani öyle bir evreye getirdi ki, yıllar öncesinden bahsediyoruz bir de, yani 2010'lar, 11'ler vesaire, drama eğitimleri veriyordu. Din dersinde drama eğitimi. Buradan başlayalım mı hocam? Hani nasıl başladı aslında bu işler sizde? Başlayalım Onur'um. Şimdi nasıl başlıyor hocam? Çocuklarla iletişim kurarken bazen zorlandığımız noktalar oluyor. Bunların çözümlerini arıyoruz sürekli biz de. İşte nerede buluruz, kalabalık sınıflarda eğitim nasıl olmalı, çocuk işte yaş grubu, aramızda yaş farkı oluşmaya başlıyor bir süre sonra. Birçok sorun çıkıyor. Sınıf içi iletişim, veliyle iletişim, teneffüste iletişim. Bunlara da böyle değişik çözümler aramaya başlıyoruz biz. Ben de bu çözüm yolculuğumda karşıma çıkan konulardan bir tanesi oyun oldu. Bu oyunla tanışmamla da yine bir din kültürü öğretmeni vesile oldu. Abdullah Açık Hocam sağ olsun. Onun vizyonerliğinden ilk onda görmüştüm oyun oynandığını. Tabu dersini din kültürü dersinde oynatmıştı onu. Orada görünce etkileniyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ya başka oyunları da acaba derse adapte edebilir miyiz? Çünkü çocuklar çok heyecanlanıyor, katılıyorlar. Böyle istiyorlar, devamını bekliyorlar. Öbür hafta bir şeyler derken bir böyle yavaş yavaş denemeye başladım ben de. Hani hangi derste hangi oyun olur, yani dersin hangi konusunda hangi oyun olur diye. Bu zamanla daha olgunlaştı. Sonra bunu drama diye bir alanla tanıştım. Onunla taçlandırdım, ilerlettim. Bu ara yüksek lisansımı da yine drama üzerine yaptım. Derken hem akademi tarafı, hem uygulama tarafı, hem saha tarafı güçlendi Onur. Bu şekilde bir başlangıçla eğlenceli din dersiyle genel olarak bu konseptle başlamış olduk. Bu da teveccüh buldu. İnsanlar da sevdi. Diğer din kültürü öğretmeni arkadaşlar da beğendi. Onlarla da paylaştım, ettim. Ciddi bir yankı buldu. Birçok arkadaşla beraber olma şansı buldum. Tanışmama sebep oldu birçok cevval, girişken din kültürü öğretmenleriyle. Sonrasında bu çalışmaları biraz daha böyle diğer branşlara da yayma fırsatım doğdu. Anladım. Böyle. Tabii
Ya bu durum aslında şu var. Birincisi çocukla ya da gençle iletişimi çok güzel, olumlu yönde etkiliyor, pozitif yönde etkiliyor. Yani diğer türlü bazen benim de yaşadığım durumlar oluyor. Dümdüz bir şekilde anlatım ya da işte slide vesaire şunlar bunlar artık hocam ya tabiri caizse hani halk dilinde söyleyeyim mi? Gitmiyor. Doğru. Ve hani yeni bir şeyler bulmak gerekiyor. Özellikle ben hani kendi alanımız adına söylüyorum bunu. Bizim alanımızda da buna çok çok ihtiyaç vardı. Özellikle toplumdaki yargıyı kırmak adına. Evet, katılıyorum sana Onur Hocam. Sen de tabii bunun öncülerindensin. Yani senin dersini ben takip ediyorum. Hem işte yakın zamanda geçenki paylaşımlarından. Yani sen de zaten bu konuda bayağı hem tecrübelisin. Kullanım konusunda, çocuklara yönelik uygulamalar konusunda. Artı senin bu müzikle din dersi kısmı da apayrı bir devrim zaten yani. Bence onun üzerine de çok yaygınlaştırabilirsin. Tabii bu ara bizim gitar çalmayı öğrenmemiz oyunu öğrenmekten çok daha zor bir şey. Estağfurullah. Ona da bir çalışmak lazım. Estağfurullah. Aslında benim yaptıklarımda özellikle Erdem hocamdan, diğer hocalarımızdan gördüklerimden kaynaklanan bir şey. Yani şöyle bir durum var. Yıllar yıllar önceydi, yine 2014 yılı Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, Erdem hocamla bir telefonlaşmama yüzümüz oldu. Erdem hocam şey dedi, ya Onurcuğum bak şey var burada, önce eğitimciler, uluslararası önce eğitimciler adında bir dernek var. Bak her yıl düzenliyoruz, işte okul müdürleri geliyor, okulların genel kadrosu geliyor idareyle birlikte. Tabii ben de gittim ama sıkıntı şu. Yani görevliler dışında tek öğrenci benim. Herkes bir hani öğretmen. Ben daha 3. sınıf öğrencisiydim o dönem yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi orada gördüm. Bu konuya da geleceğiz çünkü Erdem hocam kurucularından bir tanesi bu derneğin. 2012'de biraz önce de biraz geçmişti Onur. 2012'de de diğer branşlarla tanışma maceramız başladı bizim. Yani Önce Eğitimciler, Uluslararası Önce Eğitimciler Derneği ile benim ve arkadaşlarımın öğretmenle en iyi şekilde yetiştirilebileceğini fark etmemizden sonra bunu bir derneğe çevirdik. Bir sivil toplum kuruluşu kurduk. Gökhan hocamlarla, İsmail hocamlarla bir ekibimiz var. Fatihlerle bizim öğretmen, yani öğrenciyken bile üye olan arkadaşlarımız vardı, kurucu üyeler. Hep beraber güzel bir dernek kurduk. Bunun da amacı şuydu. Bir öğretmenin heybesinde ne varsa onu diğeriyle paylaşırsa öğretmenin ikisinin de tecrübesi, ikisinin de puanı, ikisinin de kalitesi yukarı çıkar. Bu şekilde de hani öğretmen düzelirse dünya düzelir denir ya genel itibariyle. Kaliteli öğretmene biz öğretmen eğitimiyle ulaşabileceğimizi anladık ve dedik ki bu derneği kuralım. Burada da başlattık çalışmalarımızı. İlk çalışmalarımızda da ben yine derneğe ne verebilirim? Yani bir yeni oraya gelen öğretmene ne veririm diye düşündüm. Çalışmalarım oyun üzerineydi zaten. Oyun üzerine tüm branşlara yönelik ilk atölyelerimi Öncü'de yaptım 2012 yılında. Bu da şeye sebep oldu Onur. Öğretmenler bu çalışmalara katılıp teveccüh edip sevindikçe, mutlu oldukça, memnun kaldıkça bizler daha farklı çalışmaları da geliştirdik. Bir yandan da atölyelerimize katılan öğretmenlerimizden uygun olanlarına dedik, yani herkese dedik de uygun olanları teşvik ettik. Sizler de atölye yapın. Yani öğretmene vereceği en güzel şey onun tecrübesi, bilgisi ve uygulama tecrübesidir deyip atölyeleri zenginleştirmeye çalıştık. Çok şükür burada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum Onur. Çünkü 2012'den bu yana yapılan çalışmalarda 2012'de bir tane olan eğitici oyunlar atölyesi şimdi 145 tane atölye var Öncü'nün bünyesinde. Aşağı yukarı her alanda, her branşa yönelik, birçok branşa yönelik atölye var. Bitti mi bitmedi. Yapacağı daha çok çalışma var. Hem önce eğitimcilerim, yani biz onlarca gezi yaptık. Dünyanın birçok yerine, Avrupa'ya, Balkanlara, işte Kudüs'e vesaireye. Daha yapacağımız çok da şey var. Bunları da işte sizler gibi genç öğretmenlere bir yandan devrederken bir yandan beraber yol almaya çalışıyoruz. Atölyeleri de bitmiş değil. 150 atölye değil, 1000 tane daha atölye olsa, her öğretmen sayısınca bir atölye olsa, onu bizim hedefimiz oydu zaten. Her öğretmenin bir atölyesi olmalıydı. 1 milyon 200 bin öğretmen olduğuna göre 1 milyon 200 bin atölye çıkabilir yani. İnşallah. Ya tabii Erdem hocam orada şey diyor, hani sizler gibi gençlere bıraktık diyor ama Erdem hocamla yüz yüze tanışsanız Erdem hocam benden daha genç, benden daha pozitif. Ya bu böyledir. Çok Erdem hocamdan ben fırça bile yemişimdir.
Ya bu ne şey, Karadeniz'de gemilerim mi battı, bak hayat devam ediyor gibi. Öyle. Karşılıklı onur. Enerjiyi birbirimizden alıp veriyoruz. Tabii çok güzel oluyor. Eyvallah. Tabii Erdem Hocam oyun vesaire dedi ama ya şöyle de bir şey var. Yalnızca oyundan ibaret de değil. Benim çok sevdiğim, hala da zannediyorum site var. Öğretmenicin.com Evet. vardı. Evet. Orada zannediyorum sizin tasarladığınız ya da öğretmen arkadaşlarınızla birlikte tasarladığınız böyle özellikle ortaokul öğrencileri için müthiş bir şey. Rozetler. Değil mi? Yani Arapçasına kadar işte hayvansever, matematik yıldızı, aferinler. Ya çünkü o çocuk için o müthiş bir şey. Ben de geçen yıl aldım ve bir hafta mühletle öğrenciye veriyordum. Ki bir hafta sonunda hani tekrar o aşkı şevki gelsin diye, bakın ben kazanacağım şevki gelsin diye. Yani böyle de bir şey vardı aslında Erdem hocamın. Stickerlar vardı yine çocuklar için. Onu da anlatayım madem olur. Ben Tabii hani tabii. bunlar benim için böyle 2000 yani bayağı hani 10 yıla yakın geçmiş şeyler olunca ben biraz böyle zor hatırlıyorum. O da olur bizim şeyde ödüllendirme mantığında güzel bir sistem kuralım istemiştim ben. Yani herhangi bir ödül değil de ödülü daha özenle hazırlanmış çocuk için, daha ders için, çocuk için, görevi için hazırlanmış buton rozetler diyorlar onlara. Böyle göğüste işte 5 santimetre çapında böyle yakamıza taktığımız bazı işte giyim firmalarının falan kullandığı çantalara falan takılan rozetler. Biz orada şeyi fark etmiştik Onur. Böyle çalışırken ederken ödül verme yani doğrudan ödüllendirme ile ilgili. Onu yani bir promosyon sektöründeki bir rozeti eğitim sektörüyle birleştirmiş kimseyi bulamadım. Yani yoktu. Yıldız falan vardı. Böyle o da ne amaçla yapıldı belli ama derste kullanabiliyordunuz. Sonra baktım ki böyle bir ihtiyaç da var. Arkadaşların da var. Benim de var. Özellikle kendim için üretiyordum bunları. Oyuna ve dramaya da kendim için girmiştim Onur. Hep böyle yani. Bireysel sorun, bireysel çözüm. Ama sonra bir bakıyorsun ki aynı dertten muzdarip insanlar da bu şeye yöneliyorlar seninle. Aynı çözüme yöneliyorlar. Buton rozetler ürettik, stickerlar ürettim. Stickerları da ne yaptım? Tasarlattım. Yani diyelim ki normal alıyorduk, kendimiz tasarlıyorduk. Sonra profesyonel bir tasarımcıya işte yardımsever, bir hani bahsettiğin gibi hayvansever, sınıf başkanı, nöbetçi öğrenci, işte bir takım Cumhuriyet Bayramı gibi bir takım bayramları da sembolize eden bayrak sembollerinin olduğu, işte bir şeyin yazmadığı, kampçı gibi izcilik ve spor etkinliklerini teşvik edecek böyle şeyler bir seri çıktı böyle 40-50'ye yakın tasarım oluştu bunlar. Bunların hepsini de kendim yapınca baktım arkadaşlar gördükçe istiyorlar. Onlar için web sitesi kurduk. İsteyenlere oradan da işte cüzi ücretler karşılığı bunları gönderdik. Halen devam ediyor. Evet. Önce eğitimcilerin artık o şey site ve önce eğitimcilerin ticari işletmesine de devrettik biz onu. Oradan zeka akıl oyunları gibi, kitap gibi, yayın gibi, sticker gibi şeyler de genişlettik. Bu aslında şey gibi olur. Ödül yani öğretmen ne ödül vermeli sorusunun cevabına bir cevap olmuş oldu benim için kendi hayatımda da. Ben de hala stickerları kullanıyorum. Özellikle küçük gruplarda ders yapanlara da tavsiye ederim. Çok hoşlarına gidiyor çocukların. Ve kalıcı oluyor. Karnede de kullanabiliyorsunuz normal zamanda da. O da bize de böyle hani bu süreçte mesela matbaacıyla tanışıyorsunuz Onur. Ondan sonra web sitesiyle tanışıyorsunuz. Web sitesi tasarlamayı öğreniyorsunuz. Hani bu Evet. kişisel birikiminiz artıyor. İşte e-ticaret sitesi bambaşka bir şeydir web sitesinden. Onun altyapısı, güvenliği, işte ödeme sistemleri nasıl olur, ne gider, kargolama, kargo anlaşmaları. Birçok adımını görüyorsunuz. Yani bir şirket nasıl ilerletilir, nasıl diyelim nihayetine ileriye dönük nasıl yapılandırılır, işte kaç güne bir kargo vermen lazım, reklam sistemi, tanıtım bütçeleri, duyurular falan. Bize çok şey kattığını düşünüyorum. Derneğimize de aynı şekilde. Halen de devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde olmasa da pandemi döneminde de açık öğretmenicin.com. Oradan da bakabilirler arkadaşlar. Yani dileyen girişimciler varsa önce eğitimlerde yeni tekliflere de açık bu arada Onur. Yani Hemen farklı. şuraya bırakacağım ben. Oradan siteye bakabilirler. Kıymetli dostlarımız, anlayıcılar. Çünkü ya şundan dolayı çok hoşuma gitti. Yalnızca bizim alanımız için de değil hocam. İşte ressam var. Haftanın bilim adamı var.
Yani fen bilgisinde kullanılmak için, resim dersinde, görsel sanatlarda kullanmak için, müzik dersinde kullanmak için ya çok fazla şey var. Bu da güzel bir şey çünkü elbette hani şu an bizim alanımızda üreten öğretmenler çok daha fazla. Ama ben kendi bölümümü okurken yani sayabileceğim insan sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarına bile yaklaşmıyordu. Yani geçmiyordu diyemiyorum, yaklaşmıyordu. Yani çok azdı. Elbette yapmaya çalışan büyüklerimiz vardı, abilerimiz, ablalarımız. Ama işte ya bizler, daha doğrusu ben sizlerle gördüm bunu. Bu da güzel bir şey aslında. Peki aynı zamanda Erdem Hocam Evet, onun yani İlgi lideri. Peki hocam şunu da sorayım ben. Tahtası eksik mi, tahtası tam mı? tahtaları eksik çünkü tahta kursuna gitmedi. Ama güzel bir soruydu onun. İzci liderliği de yine nereden sardı onu? Onu da anlatayım kısaca. Bir ortaokulda çalışmıştım ben. Ortaokul yoğunluk, ilköğretim diyelim. İlkokul ortaokul yoğun bir şekilde. Çekmeköy'de, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir ortaokulda. Sınıflar hep 55 kişiydi. 50'nin altına hiç düşmeyen bir okuldu. Orada 7-8 yıl çalıştım ben. Yani bir süre sonra bakıyorsunuz o kadar kalabalık çocuklar, isimlerini öğrenemiyorsunuz bir kısmının, bir kısmının. Yani ablası mı, kendi mi, abisi mi, kardeşi mi bilmiyorsunuz. O kadar karışıyor kafanız. Çünkü yani bir kere de okuduğunuz sınav kağıdı 800 tane kağıt okuyacaksınız. Yani bir seferde, birinci yazılıda mesela. Bu yazılı okuma bilmem neler böyle bir süre sonra çocuklarla kopmak yerine tam tersine çocukları sevmeye başlıyor. Hani o özellikle iyi ve çalışkan olanları diyorsun ki bunlar için daha ne yapabiliriz? Diyorlar ki ya hocam bizi gezdirir misin? İşte gezi kulübü mesela. Okulda çok çılgınca bir sürü geziler yaptık. İstanbul'da yani bir yılda 40 tane gezi yaptık sadece bizim okul yani düşün. Yani benim katıldıklarım neredeyse onlar şey diye. Çocuklarla her yeri geziyorduk biz yani İstanbul'un her yerini gezdirmeye çalışıyordum. Çok da onlara da şey taktık. Sonra bu kamp kültürü çok da farklı bir şey. Baktım ki çocuklar doğada, doğayla iç içe, evden şöyle birkaç gün ayrı kalarak çok daha farklı bir şey deneyimliyorlar. Hele şehir çocuğu için. Bu çok güzeldi. Girdik böyle bir 3-4 yıl arka arka yaz aylarına kamplara falan gittik çocuklarla. Yani çok da hoşlarına gitti. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Sonra izcilik biraz daha Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandı galiba. Milli Eğitim şu an farklı nedenlerle o alandan çekildi gibi. Yani çok yapılmıyor. Ama ben yine olsa yine yapabileceğim etkinliklerden bir tanesi izcilik. Kampçılık özellikle. Çok güzel bir şey. Bütün öğretmen arkadaşlara da fırsat bulduklarında yani aile boyu ayrı giderler karavanla çadırla ama çocuklarla bir hafta böyle zahmetin, sıkıntının, doğanın içinde tesisli ya da tesissiz kamplara kesinlikle katılmalarını tavsiye ediyorum. Olur, çok faydalı olacaktır. Özellikle özel okullarda varsa imkan, özel okullar biraz daha bu konuyu daha önemseyebiliyorlar farklı konuları. Evet. Büyük bir fırsat bence. Çocuk bir haftada çok farklı değişim yaşıyor. Yani özel ya devlet okulunda olsun. Çocuk bir haftada olur. İnanılmaz şekilde düzene girebiliyor yani. Bir haftada döndüğünde veliler bize çok memnun kaldıklarını söylüyorlardı. Yani çorap toplamayı öğreniyor çocuk. Ya Odasını bir de topluyor. şey, bir öğrenci 180 derece dönebiliyor. Bunun benzerini Gençlik ve Spor Bakanlığı da yapmıştı. Gençlik Kampı adı altında. Yine işte ben de izci lideriydim ama ondan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na transfer oldum kamp lideri olarak bu kez. Tabii bungalovlarda kalıyoruz, hani çadırda değil, şeyde olduğu gibi değil, izcilikte olduğu gibi. Ama şu var, şu çok müthiş bir şey. Yani o bir haftalık kamplarda Muş'tan bir evladımızı düşünelim, bir çocuğumuzu. Hayatı boyunca deniz görmemiş ve hayatında ilk kez Mersin'deki bir kampta, Antalya'daki bir kampta deniz görüyor. Orada birbirlerini kardeş ilan ediyorlar. Aynı zamanda da hani kültürel bir şey bu. O 180 derece dönmesinin de Kaynaşmaya da önemli. sebep oluyor. Tabii ki daha farklı insan görüyorlar. Çünkü biz bile bazen zaman zaman, ben kendi adıma söyleyeyim, aciz bir kul olduğum için bazen dünyayı kendi etrafımızda dönüyor olarak görüyoruz. Halbuki hiçbir şeyiz. Bizden başka hayatlar var, bizden başka insanlar var. Özellikle kamp faaliyetlerinin izcilik ya da bakanlığın gençlik kampları bu minvalde gerçekten iyi, güzel. Evet, gençlik kampları özellikle bence son zamanlarda çığır atladı.
Yani kapasitesi, imkanları, yapılan etkinlikler falan biraz böyle takip ediyorum. Çok güzel. Üniversite öğrencilerinin de kesinlikle katılma. Yani madem üniversite kadar gitmediyse mutlaka üniversitede böyle bir aile dışında kendisi yurtta arkadaşlarıyla, yeni arkadaşları hiç tanımadığı işte Muş'tan, Bursa'dan, Diyarbakır'dan, Rize'den herkesle böyle bir hafta geçirmek çok farklı bir deneyim. Bu Avrupa'da çok yaygın. Oralarda biraz daha bu yani bu sistematik olarak yapıldığı için çok yaygın gerçekten. Yani bizler de inşallah yaygın hale gelir, kolay hale gelir, ucuz, kolay. Zaten Gençlik Bakanı ücret de almıyor bu işlerden. Evet. Yayılmaya çalışılıyor. İnşallah olur. Daha da geliştik diye düşünüyorum yani. Zaten Tam hocam hani olayını. bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Kontrol bir şekilde ben. Bakanlığın en çok ciddiye aldığı projesi ve en iyi projesi. Yani bu ülkedeki çocuklar ve gençler adına. Çünkü çocuk yaş grubu var, bir de genç yaş grubu var. Üniversiteler için kamplar. Doğaya gençler gidiyor. Denize de küçük yaş grubu gidiyor. Hani bu minvalde iyi. Zaten şey, bunun temeli işçilikten gelen bir şey. Bakanlık da bildiğim kadarıyla işte Bolu dahil buna eski işçilik tesislerini kullanıyor kendine alıp. Baştan sona bir çalışmayla. Velhasıl böyle güzel. Peki hocam ben şunu sorayım. Ya sizin dönemde siz ya farklı bir din kültürü öğretmeninizsiniz. Hani çevrenizde şuur açmış. Bunun da belki sayısız öğretmene faydası olmuş bir eğitimcisiniz. Yani sizin okuduğunuz dönemde öğrencilik zamanları özellikle ortaokul, lise bildiğim kadarıyla İmam Hatip mezunusunuz. Böyle şuur açacak bir hocanız var mıydı yoksa elbette hepsinin bir hakkı var ama ha, bir yerde bazı öğretmenler bir iki adım daha öne çıkar. Tabii ki onun. Yani ilkokul öğretmenimiz misal, ilkokul öğretmenimiz mesela iyi hatırlıyorum. Yani burada bizi teşvik etmişti. Hani okum, yani köyde yaşadığımız için okumamız, eğitimimiz devam ettirmemiz üzerine biraz daha böyle nasıl diyelim dershane kültürü olması gerekiyor. Açığımız çoktu köydeyken. İşte ilkokul öğretmenimiz bizi tetikleyince böyle git, yap, et hani biraz daha hani, odaklan vesaire deyince daha da heyecanlanmıştık. Okuldaki okul müdür yardımcımız Alaaddin Bey vardı. Rahmetli oldu. Allah mekan cennet etsin. Çok Amin. emek verdi bizlere. Yani biz de 5. sınıfta ilkokul zaten. 5'ten 6'ya geçerken yani her hafta sonu aracıyla bizi dershaneye götürdü falan. Çok böyle çok büyük eğitim hayatıma katkısı oldu benim kendisinin. Çok beni etkiliyor hala aklıma geldikçe. Aynı şekilde lisede de bizim lisede beklentimiz nitelikli bilgi ve bilgisini yaşayan insandır diye düşünüyorum. Yani benim bir beklentim oydu yani. Daha böyle model yani söylediğini yaşayan insanlardı. Salih hocam vardı. Salih Dülger hocam Balıkesir'de yine. Hala yaşıyor. Çalışmalarını devam ettiriyor. Farklı şekillerde radyo programlarıyla işte Avrupa ya git gel yapıyor. Balıkesir'de, Bursa'da, İzmir'de birçok çalışmaları var. Yani yaşının verdiği zorluklara rağmen birçok konuda özellikle tefsir konusunda birçok çalışmalar yapıyor. Beni çok etkilemiştir. Salih Hocam'ın iyi niyeti, temizliği, çalışkanlığı, cevvalliği. Yani hani lise grubuna geçtiğiniz zaman çok daha hayatınıza iz bırakacak insanlar görüyorsunuz. Aynı şekilde üniversiteye devam ettik. Üniversitede de araştırma görevlisi, doktor, akademisyenlerden oldu. Mesela Muhittin Hocam oldu. Şimdi Muhittin Hocam profesör. Muhittin'i okumuşlar. Evet, Hocam çok bunun severim. Çok tanıyorsunuz belki Muhittin Hocam. yanında. Evet. Muhittin Hocam mesela çok severim. Yani severim değil mi? Hala seviyorum. Çok sık görüşemesek de bu insanlarla. Devamında da mesela benim yüksek lisans hocam vardı. Hamit Er, Profesör Doktor Hamit Er. O da şimdi İstanbul Üniversitesi'nde. Dediğim gibi yine çok sık görüşemiyoruz ama böyle İstanbul'a denk geliyorsunuz bazen bir programda vesaire de. Çok samimi, temiz, böyle vizyon veren insanlar bana bunlar. Ayrıca da meslek hayatımda da aynı şekilde hem Ensar Vakfı'nda Hulusi Bey, Hulusi'yi tanıyorsunuz belki, Değerler Eğitim Evet. Merkezi'nin sorumlusu, müdürü. Ve Gökhan Hocam, Gökhan Erenoğlu Hocam, Önce Eğitimciler Derneği'ni kurduğumuz Sayın Hocam. Ve Öncü'deki birçok arkadaşım bu şekilde. Bize de böyle vizyon veriyorlar. Beraber iş yapmak çok güzel oluyormuş. Yani sizleri tanımamıza sebep olan Ensar'dır, Ensar Vakfı'dır. Evet. Yani bazı insanların ben tam olarak tanımadığını düşünüyorum. Yani. Yani medyadan falan etkileniyorlar ama çok güçlü bir yer, çok güzel bir yer, çok bereketli bir yer. İlk öğretmenlerle kampı mesela Onur,
şeyde yapmıştık. Ensar Vakfı'nın yurdu vardı Başakşehir'de. Şu an sanırım başka bir üniversite yurdu. Şu an doğru. Üniversite kız yurdu diye geçiyor Evet. Başakşehir'de. O yurtta biz 100'e yakın öğretmeni, birçok din kültür öğretmeni orada bir hafta ağırlamıştık bunu. Yani bir çeşit gençlik kampı gibi gezi, seminer, çalıştay, işte bir takım etkinlikler vesaire, onların arasındaki işte bir takım konuşmalar. Oralardan tanıdığım insanlarla hayatımda birçok insan, yani birçok yenilik geldi. İlk kampları da orada yapmıştık. Yetişkin kampı da çok güçlüydü yani. Bak bir hafta kalıyoruz. Hepsi çoluk çocuk sahibi. Yani kocaman kocaman insanlar. Ama o bir haftada da çok böyle çok iyi ciddi dostluklar kuruluyor. Bu kamp olayı çok verimli olmuş. Yani burada Zaten bizim hala çoğu öğretmen arkadaşımızla dostluklarımız devam ediyor ki yıllar öncesinde öğrenciydik yani. İşin garip yanı şuydu hocam. Herhalde Türkiye'de tek bölüm olarak biz vardık bu konuda. Türkiye'nin dört bir yanındaki din kültürü öğretmenliği okuyanları bilirdik. Yani çünkü sempozyuma, platforma gelirlerdi, bir kap platformuna. Ve orada tanışırdık. Hani sizin okulda durumlar neler? Çünkü biz biliyorsunuz ben eğitim fakültesi mezunuyum. O süreçte birazcık sıkıntılar yaşadık Pataküte. Tekrar ilahiyat alındı, tekrar eğitime verildi. Yani nerede olduğumuz belli değildi bizim. O süreçte de mesela çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. O dönem Muş Alparslan Üniversitesi'nde okurken, keza biz Cumhuriyet Üniversitesi'nde okurken. Ama şu vardı. Hani şunu biliyoruz. Nerede din kültürü eğitimi daha iyi, daha farklı? Mesela 9 Eylül'deki öğretmen arkadaşlarımız, hatta geçen gün bir öğretmen arkadaşımız da LGS için soru bankası piyasaya sürmüş. İzmir 9 Eylül'de okuyordu o dönem yanlış hatırlamıyorsam. Ve ya işleri çok güzel yaparlardı. Mesela bir kermes yapılırdı. Ben bunu çok eleştirdim hocam. İlahiyatta bir kermes yapılırdı yalnızca ilahiyatın kapısının önünde. Ama 9 Eylül'deki hani Dikap'la okuyan arkadaşlarımız tüm kampüse yapardı kermesi. çok güzel. Hani ya bu müthiş bir şey. Zaten burada bence öğretmenin alan olarak söylemiyorum bakın. Öğretmenin farkı burada. Yani hepimiz biriz. Ya ben çünkü son zamanlar ya da son yıllar şuna gelemiyorum. Sence, bence, ocu, sizci, bizci, ocular. Ha, ötekileştirmeye gelemiyorum hiçbir vakit. Ha, farklı fikirde, farklı zihniyette, farklı siyasi görüşlerde olabiliriz ama ya en nihayetinde şu var. Amacımız bir. Yani insan yetiştirmek. Evet. Burada biz yani bu konjonktür itibariyle biraz böyle ülkenin gündemi de çok yoğun oluyor. Dışarıdan içeriden ekonomi, pandemi vesaire diye. Burada biz mümkün olduğunca birbirimize karşı anlayışlı ve bir olabildiğimiz sürece yani farklılıklarımızı zenginlikten sayıp dürüst bir şekilde yani iftira atmadan, kavga etmeden ilerleyebildiğimiz sürece çok dünyada da çok ciddi söz sahibi olduk bir yerden zaten biz bir yerden sonra zaten olduk. Şimdi çok çok daha iyi yerlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Bunda da hem hassas insanların hem öğretmenlerin hem de yani fikri gazeteci gibi mesela işte fikir önderlerinin aynı şekilde bilim adamı, gazeteci ne bileyim sosyal medyacılar da içine katabiliriz, siyasetçileri. Bu önder kişilerin de çok daha böyle etkin şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Ki yapıyorlar da bir kısmı gerçekten çok cevval, çalışkan, birçok ürün Evet. çıkıyor, çok program çıkıyor. Yani daha da iyi olacak her zaman diye düşünüyordunuz. Daha iyiye gideceğiz, gidiyoruz diye düşünüyorum. İnşallah. Ya şu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Şu hani böyle kapalı kara bulutların olduğu konuyu kapatalım bu soruyla birlikte. Yeni bir konu olsun sonrasında. Ya ben şuna hakikaten nerede bulunduysam bulunayım her zaman bir tepkim olmuştur aslında. Şöyle söyleyeyim. Bir yerde Necip Fazıl deniliyorsa ya diyorum bak Nazım da var. Bir yerde yalnızca Nazım deniliyorsa ya bak Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu da var. Hani böyle bir yapım var. Çünkü hepsi benim değerim. Şimdi şuraya geleceğim. Zaman zaman çoğu yerde müthiş bir ön yargı var. Özellikle bizim alana. Derse dahil. Hani şunu da araya ekleyeyim. Siz iki soruya cevaben artık birazdan verirsiniz. Ben yalnızca ya ben kendi dersimi din dersi olarak görmüyorum. Aynı zamanda değerler eğitimi dersi. Yani çünkü değerler eğitimiyle bizim dersimiz tam oluyor. Birincisi bu. İkincisi
sürekli kötü örnekler. Yani her sakallıyı hoca sanarsak elbette kötü örnekler çıkar, değil mi? Halbuki sevgi Başman, şu an kendisi İngiltere'de yaşıyor ama müthiş bir şeye başladı. Öncü İnsanlar serisi diye Fuat Sezgin'le de bitirdi o seriyi. Muhammed Ali, Malcolm X, bunun yanında Mehmet Akif, Cemil Meriç. Ya bazen ben öğrencilerime şunu diyorum: bakın gençler, kötü örnekler var ama ya Cat Stevens da var, yani dönemin İngiltere müziğine damgasını vurmuş. Hiç çalışmasa dahi ömür boyu hani 20 sülalesine bakacak parayı da kazanıyordu. Ama bir yerde İslam'ı seçti. Keza Muhammed Ali'nin Müslüman olması tüm dünyayı nakavt etmiş bir insan. Hani ya bu tarz çalışmalar da var hocam. Müthiş derecede. Hani ben mesela bunu çok seviyorum. Geçen gün Sevgi Hanım'a da yazdım. Teşekkür ettim böyle bir çalışma yaptığı için kendisi. Bizzat. Ha, keşke Türkiye'de olsaydı da ben geçen yıl davet edebilseydim İstanbul'a, okula. Din. Evet, katılıyorum sana. Çok güzel çalışmalar oluyor Onur. Evet. Bunları belki de duyurusu vesairesi tam kitleye ulaşmıyor olabilir. Yani işte Sevgi Hanım'ın çalışması Onur Göktal'a ulaşmış ama işte Erdem Çakı'ya ulaşmamış olabilir gibi. Evet. Belki burada bir seçici olarak gidip aramalı etmeliyiz. Yani ben orada da biraz böyle sosyal medyasından da haber kaynaklarından da seçici takip yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İşte hocam hani birazcık şey, bizim zannediyorum arayış içerisinde olmamız gerekiyor. Hani şöyle bir şey var ya, ya 2020 Müslüman mısın? Müslümanım. Kur'an'ı okudun mu? Yok. Ya, bulamıyorum uygun meali şunu bunu ya da başka bir şey bulamıyorum. Arapça bilgin olmasına gerekmez. Çünkü yani şunun için söylüyorum, yanlış bir sözüm olursa özür dilerim. Bir sürçü lisanım. En iyi Araplar anlamış olurdu. Konumuz dil olsaydı. Ya çünkü konumuz bizim ya Kur'an'da ya da imanda şurası. Gönül baştan sona. Şimdi ya yıl 2020 iken bizim de bir şeyleri aramamız gerektiği taraftarıyım. Hani az önce örneğini verdim ya hocam. Yalnızca ben değil, bir başka öğretmenimiz, öğretmen arkadaşımız ya da büyüğümüz. Ya mesela sizin çalışmaları bulması, denk gelmesi ya da araştırarak ya da işte farklı alanlarda yapılan çalışmaları bulması, ya müthiş bir şey. Yani bu bütün branşlar adına. Peki şuna ne diyorsunuz? Din ve değerler eğitimi. Ayrışması konusunu diyorsunuz Onur. Ya şu hani şöyle, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yalnızca din dersi değil. Bunun yanında değerler eğitimi dersi bence. Hani ikisi birlikte. Düşünebiliriz. Yani bu değerler eğitimi kısmı çok böyle şey gibi. Mesela şey var ya, fili bir odaya koyuyorlar, işte ışığı kapatıp 5 kişiyi katıyorlar, kimi kuyruğunu tutuyor, kimi ayağını, kimi kafasını, kimi hortumunu, çıktığında soruyorlar fil nasıl bir şey, ip gibi diyor, kimi boru gibi, kimi sütun gibi. Değerler eğitimi de biraz böyle olmuş, hani kimin ne anladığına bağlı, biraz böyle farklı bir konu. Yani din kültürü dersinin içerisinde midir dışarısında mıdır diyen, teknik olarak akademik düzeyde bir takım görüş, konuşmalar, tartışmalar vesaire de oluyor. Ya benim gördüğüm kadarıyla değer dediğimiz algı, yani yaşayan kişiden aktarılan bir şey. Yani aile gibi yaşanılan, doğal olarak yaşanılıyor. Ben şimdi hayvanlara ne kadar zarar vermeyeceğimizi evde, mesela biz mümkün olduğunca sinek bile öldürmeyiz. Yani sineği kutunun içine alır dışarı atarız ufaklıkla. Çocuk merhameti başka öğrenecek çok fırsatı yok zaten. Mesela biz evcil hayvan genel olarak şimdilik almıyoruz. Ama bazı arkadaşlar evcil hayvan alarak öğretiyor merhameti. Bakın bunlar hep ondan değişiyor işte. Yani o alıyor, öğretiyor. Ben diyorum bana göre olmaz, olmuyor. Ama ben yine öğretebiliyorum farklı şekilde. Bu Evet. değer aktarımı da yani bence yaşantıyla olacağı için okuldaki derste de olur mu? Olur. Derste de, çünkü biz yaşantıları örnek olay incelemesi tekniğiyle de verebiliyoruz zaten. Birçok bilgi aktarımıyla, video izlenmesi, müzik, işte görseller, bir takım uygulamalar, istasyon teknikleri. Bununla çocuk zaten bir ufak bir yaşantı oluşturuyor derslerimizde. Orada da aktarılabileceğini düşünüyorum. Değer aktarmayacağım diye niyet etmiyor kimse zaten. Hiçbir öğretmen, hiçbir eğitimci. Bırakın
eğitimcilere geçin. Yani konfeksiyona gidip kıyafet bile alıyor olsanız orada kurum kültürünü size aktarıyor. Yani değerini aktarıyor. Yani insan mı değerli, ayakkabı mı değerli ya da çalışanı mı değerli, onları anlıyorsunuz zaten. Doğal olarak olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bilişsel olarak, konu olarak da işlenebilir mi? Bence işlenebilir. Ancak çok da böyle bugün sabır öğreteceğim size falan diye girildiği zaman çok karmaşa haline dönüşebiliyor iş. Evet. Yani sabır gibi hani yoğun mesela işte ne bileyim mesela merhamet gibi değerler hakikaten öyle 40 dakikaya sığacak bir konu değil. Ancak hani biraz önce geçti ya mesela geziler bunun için çok büyük bir fırsat. Ortak vakit geçirilen yemek saatleri, etüt saatleri, etütleri tabii sadece düz ödev yapmak olarak değil, biraz daha böyle ortak vakit geçirilen, dertleşilebilen vakitler olarak düşünüyorum. İşte kamplar, ondan sonra proje çalışmaları mesela ders bitiyor saat 2.30, yarım saat, bir saat proje çalışıyor çocuklar okulda. Burada da aktarılıyor sabır, dikkat, işte titizlik, dürüstlük, doğruluk, sunum tecrübe, bunlar hep birbirini bağlayan yani örtüşük şeyler ya. Biraz daha ben değer konusunun derste işlenebileceğini ama derste çok böyle vakit kaybı olabileceğini bir yerden sonra düşünüyorum. Çoğunluğu kitaplardan, masallardan, hikayelerden, şarkılardan, sosyal medyadan, araba kullanmaktan, kahveden, misafirlikten, cuma hutbesinden, Kur'an kursundan, piknik yaparken, belediye personelinden, herkesten bu değer sanki böyle yavaş yavaş aktarılıyor gibi geliyor. Tabii bu karşılıklı olur. Oradan da öbür tarafa aktarılıyor. Yani çocuk da bize bir değer aktarıyor. Çocuk da arkadaşlarının bencil olmayı aktarabiliyor yani beraberle. Orada biraz daha aile belki şey yapabilir. Yani hani öğretmene bırakır, tamamını hiçbir zaman okula, öğretmene ya da tamamı aileye bırakılmayacak konular bunlar. Herkes elinden geleni yaparak olumlu değerleri özellikle aktarmaya ulaşmalı diye düşünüyorum. Evet, haklısınız hocam. Kısacık sorular başlıyor. Çay mı kahve mi? Çay mı kahve mi? Çay. Tükenmez kalem, kurşun kalem. Tükenmez kalem. Çocukluk mu, yaşlılık mı? İki seçeneği indirirsen çocukluk derim. Ama ortasını bulursan şu an memnunum ben yaşımdan yani. Şu anki Erdem Çakı mı, 10 yıl önceki Erdem Çakı mı? Şu ankisi. Evet evet. Şu ankinden memnunum. Vapur mu, tren mi? Vapur mu, tren mi? Yani üçüncü bir şık yoksa bunlar da yok diye düşünüyorum değil mi? Yani yok. Üçüncü bir şık yoksa tamam. O zaman tren. Çünkü bir yere ulaşacaksak bir an önce gidelim. İstanbul mu, Balıkesir mi? İstanbul. Yani tartışmasız. Erdem hocam yıllardır İstanbul'daydı. Artık hatta şey İstanbullu olmuş biri. Yani çünkü ömrünün büyük bir kısmı İstanbul'da geçti Erdem hocamın artık. Ve son vakitlerde Balıkesir'e, memleketine dönüş yaptı. Gitti diyelim. Döndü gitti geldi dersek hayatın ne getireceğini bilmiyoruz ya şimdi Onur. Yani şimdi mesela senin de hayatın daha mesela o işte bizden biraz daha şeyde farklı gelişiyor. Evet. Adana'dasın, bazen işte İstanbul görünebiliyor. Hayatın getirdiği fırsatlara göre ben bakıyorum, yoksa şey gibi oluyor. Yani ben dönmek için İstanbul'a gittim gibi oluyor. Hiç böyle bir şeyimiz yok bizim. Yani, yani vizyonum çünkü İstanbul benim için çok kıymetli. Hala çok kıymetli. İnşallah diyelim Onur ya. Hayırlısı diyelim yani. Türkçesi çok güzel bir kelime. Hayırlısı kelimesi. Yani o zaman Rabbim bilir. Bu kadar. Öyle diyelim. Yani pandemi bizi böyle getirdi diyelim buralara. Anladım. Şunu merak ediyorum. Erdem hocam ilerleyen vakitte bu ya bunca yıllık birikimleri bir kitap haline getirmeyi düşünüyor mu? Hani dramalar, oyunlar vesaire dahil. İnşallah diyelim Onur. Düşüncem var. Özellikle oyunlar üzerine çalışmayı bir arkadaşımızla ilk aşamasını yaptık. Pandemi girdi. Basma kısmına geçmedik. Kısmetse bu pandemi biterken de biz böyle bir yazı çalışmasını yayın olarak çıkaracağız inşallah. Hem öğretmenlere yazıyla ulaşmak adına Onur, hem de gelecek olan geri bildirimlerle daha iyiye gitmek adına düşünüyorum inşallah yayın çalışmalarında. Anladım. Peki şu soruyu da sorayım.
Erdem Hoca mı çocuklarını büyütüyor yoksa çocuklar mı Erdem Hoca'yı büyütüyor? Çok güzel ya. Soruların çok orijinal ayrıca. Çok güzel. Ben bu soruları da ayrıca bir kitapçık olarak düşün. Onu. Eyvallah. İkimiz karşılıklı biz onları büyütüyoruz. Bir yandan eğitip gönderiyoruz yapabildiğimizce. Bir yandan da onlardan öğrendiklerimizde bizim hayatımız değişiyor. Bize yön veriyorlar açıkçası. İstanbul'dayken mesela ben ilkokullara giriyordum. Şimdi burada mesela Balıkesir'de çok iyi bir lisede mesela din kültürü öğretmeniyim. Çocukların aynı çocuklar olduğunu fark ettim. Bu benim için çok büyük bir deneyim bu yıl için. Çok büyük bir keşif. Lise öğrencisinin de yani o bizim gönderdiğimiz çocuklar olduğunu, ana arterlerin, ana nasıl diyelim, ana özelliklerinin, gelişimsel özelliklerinin de aynı ilkokuldaki çocuklar gibi olduğunu, insanın her yerde insan olduğunu çok net bir şekilde görmüş oluyoruz Onur. Çok da seviniyoruz tabii yani. Yani şey gibi oluyor bu, bir çeşit derse girmeyince keşfedemeyiz de öğretmen olarak biraz böyle uzak dururuz işte ya farklı yaş grupları. Şu an ilkokuldan üniversite sona kadar bütün sınıflara ders yapmış oldum. Değil Çok mi? mutluyum. Yani, öğretmenleri katmıyorum öğrenci kısmına. Öğretmenlere de yaptım. Şu an yani 7 yaştan 70 yaşa kadar herkese atölye yapabilirim. Yani. Eğitim yapabilirim. Bu müthiş bir şey, müthiş bir şey. Höşmerim yiyecek miyiz hocam Balıkesir'de bir gün? Gelirseniz tabii her zaman. Sabah tazesinden alırım. Eyvallah. İnşallah her türlü kanala da çalışmalarına destek olmak isterim. Güzel çalışmalarla şimdilik online'da olsa yüz yüze de inşallah beraber bir araya gelip pandemi sonrası da olsa bir kahve içelim. Çay dedim ama kahve içelim. İnşallah kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Daha İnşallah. güzeldir. Yakışıklıdır kahve. Bu haftaki konuğumuz Erdem Çakı'ydı. Erdem hocam alkışlarla geldi. Yine alkışlarla. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.